Bir isim hiçbir zaman zaten bir ismi verdiğiniz varlığı %100 tanımlamıyor. O onun altını nasıl doldurduğunuzla çok ilgili. Hı. Ona dair bir tanımlama yapmanız gerekiyor. Şimdi ben İslam'ın Tanrı ya da Allah kavramını ele alırsam, ben şimdi beyin bilimleriyle uğraşıyorum açıkçası. Beyin bilimlerinde biz hani beynin maddi dünyayı nasıl algıladığı, algıları nasıl ürettiğini falan çalışıyoruz ama İslam'da tarifi yapılan Allah kavramı zamandan mekandan münezzeh, işte her şeye kadir ve maddi olmayan ve hatta benim için en önemli sıfatlardan bir tanesi muhalefetün lil havadis diye geçer İslam literatüründe, yarattığı hiçbir şeye benzemeyen, yani yapısal olarak ve efsaf olarak yarattığı hiçbir şeye benzemeyen bir tanrıdan bahsediyor. Şimdi böyle bir şeyi zaten akılla kavramak başta akıl tanımımıza zıt. Yani biz mesela beyinle işte nesnel olaylarla uğraşan birileri olarak bunu zaten baştan koymamız gerekir. Uğraştığımız şey, kabul ettiğimiz o varlık ancak iman yoluyla inanılabilecek, akıl yoluyla doğrudan değil dolaylı olarak varlığı gösterilebilecek ve işte ikna olmak için çeşitli araçlar kullanılabilecek bir varlık. Ben temelde bunu söyleyebilirim.